Bugün avşinimizin ünlü aşıklarından, ozanlarından Aşık Gulfani ile birlikteyiz. Evet, tanıyalım Gulfani kardeşimiz. Gulfani, esas ismim Emre. Emre Karakuş, Afşin Ördek köyünden esas. 1962 doğumluyum. İlkokul diplomamı Afşin'den aldım. Diplomayı aldım, bir de eleme saz aldım. Daha gurbetteyim. Uzun yıllar Orta Anadolu bölgesinde çaldık, söyledik. Şu anda Kayseri'de kalıyorum. Ama tabii ki Afşin hasreti, Afşin tınısı, Afşin özlemi bizlerin her zaman rehber olmuştur. Sazımızla, sesimizle, yorumlarımızla. Arayı uzatmadan sık sık gelir giderim. Tabii ki bölgemizin bütün ruhu güzel olduğu için bizlerden ozanların izinde gidiyor. Bakın nasıl gittiğimizi bilmiyorum ama devam ettirmeye çalışıyoruz hasbelkader. Albümler yaptık zamanında hocam. İşte ülke çapında faaliyetlerde kendi çapımızda çalıp söylemeye devam ediyoruz işte. Genelde sorarlar, size bu ilk sazı kim öğretti? Nereden aklınıza geldi? Bu heves nereden başladı? Şimdi sazı hiç kimse öğretmedi bana üstad. Ve çocukluğumda zaten çok hastaydım ben saza. İşte tarihten Karacaoğlanların hikayeleriyle, Keremlerin, Dadaloğlu'nun, Köroğlu'nun. O çocukluğumda hep içimde bir böyle bir şeydi, saz çalmak. Saz çalmak da bizim köyümüzde, kültürümüzde çok horlanan bir olaydı o zamanlar. O kadar sazımı kırdılar. Bunu yapma, bu iyi bir şey ama insanın içinde bir yaratılışında olunca kopamadık. Geldi çapımda öyle çaldım, söyledim tabii ki. Örnek aldığımız sanatçıların radyolarda dinlerdim. Radyolarda sazı nasıl basıyor, nereye basıyor diye. Öyle bir hastaydım saza. Tangır tıngır kendi çapımda tabii gördüğüm, tanıdığım çevrelerde insanlardan öğrendiklerim oldu. Çaldım, okudum yıllarca. Ondan sonra da kendi çizgimizde bir yorum. İşte nasıl desem, bizim bölgemizin işte kimi var? Mahsuni Şerif'i var. Bizler Mahsuni Şerif'i örnek alarak, tını, mızrak olarak tabii ki. Yanı sıra da burada kıymetli üstadlarımız, hocalarımızın yanında edep, erkan ve çizgiyi öğrendik. Onların türküleriyle, onun arasına kendim de sıkıştırmaya başladım, yalan yanlış bir şeyler. Tabi eserlerim de çok rağbet gördü, tutuldu. Orta Anadolu bölgesinde yıllarca kaldım. Oranın tınısını da kaptım. İşte Orta Anadolu, Neşet Ertaş, Muharrem Ertaş. Bozkurt tınısını? Bozkurt tınısını da kaptım. Yıllarca oraların kültürüyle de hamurlaştım, yoruldum iyice. İşte bizim bölge, Orta Anadolu bölgesinin içinden böyle has, kendime has bir yorum çıkardık. Eserlerimiz de çok tutuldu, çok sanatçılar tarafından seslendiriliyor. Kendi çapımda memleketimi, yöremi, kültürümü elimden geldiği kadar aklımı yettiğince temsil etmeye çalışıyorum. Evet, örnek verir misin bize bir tane? Geçerken uğradım köyüm Ördek,
aklım almadın olmuşsun köyüm. Saygı sevgi hatırı çoğdum ezelden, bir acayip alem gelmişsin köyüm. Saygı sevgi hatır çoğdun ezel, bir acayip alem gelmişsin köyüm. Kayseri'nin bir Tomarza ilçesinin bir uzak köyü var. Tuban Bey ile sınır.
Bir gün kızdı bana, dedi ki ya nasıl adamsın dedi, adam köyüne geçerken uğrar mı dedi. O da zannediyor ki kendinin köyü mü, ta dağın dibinde zannediyor bizim köy. Yol geçtiği için dedim öyle icap etti. Yoksa adam köyüne geçerken uğrar mı, özel gider diyor, biliyor musun? İşte Osman Konak gibi üstadlardan da tabii destur aldık, feyiz aldık. Yine onun da güzel bir durma eseri var, onu da okuyayım. Sorma durmam, sorma
gider gibi. Gözü yaşlı. Evet, ozanımızın eline diline sağlık. Osman abimizin de gönlüne sağlık diyelim. Evet, bugün aşıklarımızdan Aşık Ulvani. Şimdi aylardan da Nisan'ın son haftası, bir kara kışa tutulduk. Biraz da seslerde sıkıntı var. Bizi böyle kabul ettiğiniz için saygılar, sevgiler sunuyorum tüm hemşerilerine. Oldu, çok teşekkürler. Sağ olun.